Merhabalar. Bir Renkler Daha programında beraberiz. Yine Denizli'nin çok ünlü, Denizli ölçeğinde tabii ki, çok renkli bir simasıyla beraberiz. Turgay Atilla. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Turgay Bey? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok iyi, süper. Şimdi tabii ekranda iki satranç, şu an tekrar verebiliyorsa arkadaşımız, satranç tahtasını görüyoruz. Aslında bir tahta sayılmaz ama tabii pano. Genel anlamda tahta diyoruz abi. Satranç panosu, evet. Siz kaç yılında başladınız satranca? Ben lise döneminde satranca başladım. 1972 yıllarıydı. O zaman tabii ekonomik koşullar insanların biraz daha farklıydı. Bir kırtasiyecinin vitrininde plastik bir satranç takımı görüyordum. Okula giderken... Nerede? Denizli'de mi yoksa? İstanbul'da. İstanbulluyum ben. Belki iki sene o aynı satranç takımına bakarak geçip durdum. Bakın geçip durdum diyorum. 19 senedir Denizli'deyim. Geçip duruğum demedim. bu benim için bir tutkuydu. Lise 1'de ben o satranç takımını almaya eriştim ve aldım. Ve lisede başlayabildim ancak satranca. Tabii satranç biraz farklı bir kültür. Sizin çevreniz de ne kadar çok satranç oynayan varsa siz de o oranda kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Çok mu böyle çevrenizde satranç oynayanlar? Yoktu. O bir tutkuydu. O zaman çok iyi hatırlıyorum. 1972 yılı iki süper gücün, iki süper satranççısının dünya şampiyonluğu maçı vardı. Kimdi? Amerikalı James Robert Bobby Fischer'la o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Boris Paski Reykjavik'te dünya şampiyonluğu maçı yaptılar, İzlanda'nın başkenti. 73 yılında da o maçla ilgili Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap yayınlandı. Ve ben ilk olarak o kitaptan satrancı öğrendim desem yeridir. Bu bir tutkuydu tabii ki. Peki şimdi Turgay Bey, aslında belki seyircilerimiz bunun ne kadar farkında? Acaba şimdi ben şunu düşünüyorum. Zaplıyorlar mı klasik deyimle? Bir başka kanala mı geçiyorlar? Aslında ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü burada biraz anlatacağımız konular, hele çocuğu varsa, ki yoksa da önemli değil. Tabii ki. İnsanların, bireylerin hayata bakışını çok değiştiren, çok farklı düşünmeyi sağlayan. Tabii ki. Nedir satrancın yararları? Satrancın yararları insanın karakter gelişiminde bazı ana yapı taşları var. Ne var? İşte sabırlı olup olmamak, sistematik düşünme alışkanlığı, empati, karşınızdaki kişi ne düşünüyor? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Siz maç yaparken onun o oyun hakkında, o esnada ne plan yaptığını anlamanız bir empati türüdür zaten. Gözlerine bakacaksınız. Hatta bazen olur bu turnuvalarda bazı satrançılar kasket giyerler. Siperlikli, gözleri gözükmesin diye. Çok enteresan. Çünkü gözü gözükmediği zaman tahtanın hangi bölgesine baktığını anlayamazsınız. Tabii satranca hangi bölgeye bakıyorsan demek ki orayla ilgili orada, bir hamle düşünüyorsun. Tabii orayla ilgili bir hamle vardır. Orayla ilgili bir plan vardır. Bu planları çözebilmesi rakibi açısından bir kolaylıktır. Tabii satranç zamana bağlı bir kavram. Süreli oynanan bir oyun. Temel bilgiler, şimdi Denizli'de önce girelim o olaya. Türkiye'de satranç, Denizli'de satranç, dünyada satranç nasıldır diye girelim. Ama girmeden önce bugün ayın kaçı? Bugün Turgay Bey, bugün ayın 9'u, 9 Mart. Dün 8 Mart'tı. Evet. 8 çok... Mart tabii Dünya Kadınlar Günü. Sanırım bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Evet, söyleyeceğim. 8 Mart günü benim değil bizim. Ailede bireyler kullanıyorsa bizim oluyor. Şahsi olarak kullanıyor. Mesela bu benim ceketim, bizim ceketimiz değil. Ama araba bizim arabamız. Evet. Bizim arabamızın sağ dikiz aynasını bir araba yolda giderken götürdü. Plakası falan alınamadı. Bugün mü başında geldi? Dün, 8 Mart. 8 Mart'ta. 8 Mart'ta. Unutmayacağınız bir gün daha oldu herhalde. 8 Mart'ın bir sebebi daha oldu. 9'unda bunun devamı geldi. Onu anlatacağım özellikle. Sabahleyin bu sabah servise götürüyorum arabayı. Götürürken
araba sürenlerin %90'ının yaptığı gibi radyom açık, işte bir kanala ayarlanmış. Hangi kanalda olduğunu hatırlayamıyorum. Bir konudan bahsediyor sunucu. Konu çok ilginç. Dikiz aynaları üzerine. Şaşırdım ya, ben dikiz aynasına gidiyorum. Nedir bu, dinledim. Bu bir işaret mi? İşaret mi? Pek değil. Olmadı herhalde. Esprili oldu. Evet. Orada 1903 yılıyla ilgili bir anekdottan bahsedildi. 1903 yılında bir İngiliz kadın otomobil yarışçısı. O dönemde otomobil yarışları da varmış. Varmış. 1903 kadın otomobil yarışçısı İşte varmış. Ve bir kitap yazmış bu otomobil sürücüsü ve yarışçısı hanımefendi. Kitabın adı da yanlış hatırlamıyorsam Araç Sürmek ve Kadınlar şeklinde. Ve bu kitabın bir sayfasının bir yerinde şöyle bir ifade var. O ifadeden anladım ki o zaman araçlarda, 1903 yılında araçlarda dikiz aynaları yok. Çok enteresan bir bilgi. Lütfen diyor hanımlar, çantanızda muhakkak küçük bir ayna bulundurun. Çünkü araç sürerken arkadan gelen araçları kontrol etmeniz gerekebilir. Çok ilginç geldi bana. O 1903 yılında anlatıyorsa bir şey. Evet. Şu an yani. Ve ilk arabalara ayna takılma tarihi de yine bu anekdottan duyduğum kadarıyla 1907'ymiş. 1907'de dikiz aynaları takılmaya başlanmış. Artık dikiz aynasız araba yok. Hatırlarsınız sizin de gençliğinizde sağ dikiz aynaları yoktu. Çok, çok rica ederim. Yani, çok rica ederim. Ama benim... Kendinizden bahsediyorsunuz. Evet. Doğru. Özür dilerim. Evet, bir daha olmaz. 8 Mart konusunda bir anı olmuş. 1903 oldu. Yılında kadın kendi makyaj aynasına bakıp aynı zamanda arkaya bakıyor. Arkadan makyaj araba... aynası demiyor orada. Öyle mi? Normal bir ayna mı? Küçük aynanızı diyor. Küçük aynanızı diyor. Hakikaten enteresan bir bilgi. Tabii bu vesileyle biz tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Gerçi Tarkan bugün bir açıklama yaptı. Bugün kutlanmaz diye. Çünkü aslında çok acı bir gün 8 Mart. Bunun ortaya çıkış sebebi. Bir grup tekstil işçisi işte yangın çıkıyor, çok zor koşullarda çalışıyorlar. Evet, evet. Bunun sonucunda 150 yıl önce yaklaşık Amerika'da ilk ortaya çıkıyor. Daha sonra yine Almanya'da bir grup sosyalistin önergesiyle bunu her yıl 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü'nde kutlanmasını öneriyorlar. Aslında çok önemli ve acı bir gün. Yani kutlanacak bir gün de değil ama anılacak bir gün olabilir. Evet. Şimdi Turgay Bey, siz yıllardır 17 yıl mı oldu denizliğe geleli? 19. 19 yıldır denizlisiniz. Evet. Ve bildiğim kadarıyla o zamandan beri tanışıyoruz sizinle. Satranç sizin için bir yaşam kültürünüz oldu. Ne zaman ben görsem sizi satrançsız düşünemiyorum yani. Daha sonraki evet. Herhalde öyle de devam ettiniz galiba. Neler evet. Yaşadınız ilk denize geldiğinizde satrançla ilgili ve genel olarak? Tabii denizliğe ilk geldiğimde ben emekli bir tekelciyim. Tütün teknoloji mühendisiyim aslında. 1972-73 yılında satranç öğrendiğim zamanlarda hani hatırlarsınız bütün çocukluk döneminde ya da gençlik döneminde bizlerin zamanında öyleydi. Duymuşsunuzdur diyelim. Yani. Duymuşsunuzdur evet. Diyelim. İşte ders kitaplarının arasında çizgi romanlar okunurdu. Yani onun ne diyorduk? Texas Tom Mix derdik o zaman. Babam evet. Kızardı işte Texas Tom Mix okunuyor falan. Ama ben ders kitaplarımın arasında satranç kitabı koyarak okurdum. Babanız kızıyor muydu peki? Niçin öyle yapıyordunuz? Göremiyordu ki. Satranç oynuyorum ben. Hmm. Herhalde göstermeyecek kadar mantaliteyi geliştiriyor insan değil mi? Satrancı böyle yararlı. Evet. Bu şekilde öğrendim. Denizli'ye tabii denizliğe gelmeden önce çeşitli illerde görev yaptığım zamanlarda o ile hangi ile ilk defa varmışsam satranç oynayan, satranç bilen birileri var mı diye hemen kendimce araştırırdım. Denizli'ye geldiğimde de bu böyle oldu. 1994'tü benim Denizli'ye gelişim. 94-95 yılları arasında 96'da Denizli'de ilk Türkiye Gençler Şampiyonası organize edildi. O zamanlar
ben biraz federasyon düzeyinde aktivitelerim vardı, etkilerim vardı ve bu etkiler sayesinde federasyon Denizli ile bir temas haline girdi. O zamanlar tabii emeklerini anmak lazım. Halen de satranç konusunda çaba sarf eden kişiler var. Bir Ayvaz Polat Denizli'den. Hala da Erol Gürcan. Erol Gürcan. Unutamayız rahmetli sevgili Metin Sürmeli. Sevgili Metin. Evet, evet. Yani o insanların ve hatırlayamadığımız isimlerini hatırlayamadığımız evet, insanların. Şu anda ekranda arkada görüyoruz sevgili Metin'i. Kendisini saygıyla. Evet, o 1998 yılında. Evet. Engin Yorgancıoğlu o zaman henüz lise talebesiydi. Şimdi üniversiteyi çoktan bitirdi. Hangi bölüm mezunu bilemiyorum. Ama ben şunu görüyorum Turgay Bey. Satranç oynayan çocukları, şimdi o dönemde ben de Satranç İstatistik Spor Kurumu'nda başkanlık yaptım. 4 yılda yönetiminde bulundum. Benim o dönemde tanıdığım küçük çocuklar, 10-11 yaşındaki, bunun içinde sizin kendi oğlunuz da var. Evet. Benim oynadığım ya da o dönemde satranç oynayan çocukların hepsi şu an çok üniversiteyi bitirmişler ve çok başarılı insanlar. Bunun sende bir satrançla ilgisi var mı? İki kavramla... Çünkü bu çocuklar, özür dilerim, satrançla çok iyi oynuyorlar bu çocuklar aynı zamanda. Tabii, doğru diyorsunuz İbrahim Bey. İki kavramla ilgisi var. Tek başına satrançla dememiz doğru değil. Çünkü satrançla çocuk ilgi kurma bağlantısını kendisi yapmıyor. Ebeveynler yapıyor. İlgili veli çeşitli alanlarda ilgili çocukların oluşmasını sağlıyor. İlgili veli satranç kursuna götürüyor çocuğunu, satranç öğrenmeye teşvik ediyor ve bir bakıyorsunuz ki bu satranç bilen ya da iyi bilen çocukların liselerde fen lisesi gibi belirli seviyede liseleri kazandığını görüyoruz. Ve bakın son 10 yıl, 15 yılda Denizli'de en liseler arası takım yarışmalarında en başarılı liseler fen liseleri ya da Anadolu liseleri oldu. Şu an siz eğitmenlik ve antrenörlük yapıyorsunuz. Hangi evet. okulda? Ben özel PEV okulları, yani bildiğimiz PEV Kolej okulunda satranç öğretmenliği ve antrenörlüğü yapıyorum. En son bir Antalya'ya gittiniz herhalde. Hatta evet. Ben de sizi telefonla aradım orada. Evet. Peki nasıl geçti Turgay Bey? Ne yaptınız? Antalya'da Türkiye çapında sayısal inanılmaz bir rekor kırıldı. Nasıl? 7-12 yaş kız ve erkekler, 7-8, 9-10, 11-12 yaş kız ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalara toplam 1300 küsür çocuk katıldı. Muazzam bir sayı. Yani müthiş bunların sayı. Velilerini de falan sayacak olursak çok büyük bir rakam. Denizli'den de yanlış hatırlamıyorsam 50 civarında sporcumuz katılmıştı. Genel ama Denizli ne yaptı Antalya'da? Denizli bence geçtiğimiz yıllara, son yıllara oranla biraz daha başarılıydı. İşte 7 yaşta ilk 3'e, 9 yaşta milli takım kampına, yani 8.lik gibi ve bir 12 yaşta bir kızımız milli takım kampına katılmaya hak kazandı. 5-6 tane çocuğumuz Denizli'den Türkiye çapında başarı gösterdiler. Harika. Bu çok güzel Harika. Bir şey. Bunun devamı olması lazım. Devamı, burada çok güzel bir şey var Denizli için. Kulüpleşmeler başladı. Rekabet arttı. Ama benim gönlüm diliyor ki rekabetin ve kulüpleşmenin devamı olan dostane ilişkilerin, zirveyi zorlamanın sadece rekabetle değil, dostlukla da olacağını kulüplerin ve bu kulüp çalıştırıcılarının bilmesinde yarar var. Çünkü bir süre sonra doğal olarak biliyorsunuz ki benim kulübüm en başarılı, onun kulübü daha az başarılı diye bir takım promosyonlar yapılacaktır. Ama bunları yapmaya hiç gerek... Şu anda da var galiba biraz herhalde. Muhakkak her zaman olur bu. Türkiye'nin her yerinde var bu. Dünyanın her yerinde evet. de var. Ama benim gönlüm daha dostane olsun istiyor. Yani bugün Türkiye Satranç Federasyonu geçtiğimiz yıl seçim yaptı. Bir
Tülay Gülkız, yanlış hatırlamıyorsam adını, federasyon başkanı oldu. Çok ilginç bir değişim gördüm. Satranç hakemlerinin son derece nazik ve centilmen davrandıklarını fark ettim. Bir bayan eli değmiş gibi oldu turnuvalar. Yani iletişim ve ilişkiler çok daha zarif hale döndü. Harika. Bu iyi bir şey. Neyse. Bu iyi bir şey. Antalya'da sunulan hizmetler, sorunların giderilmesi falan çok güzeldi bence. Yakın zamanda, bir hafta kadar önce de okullar arası, şimdi okullar arası müsabakalar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları birimi tarafından yürütülmekte. Minikler kategorisi, yıldızlar, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri şeklinde oluyor. Gençler kategorisi liselere hitap ediyor. Yıldızlar kategorisi ortaokul 1999 ve 2000 doğumlulara hitap ediyor. Küçükler kategorisi ise ortaokul, artık 5'ler ortaokul oldu ya, 5. ve 6. sınıf çocuklarına, yani 2001 ve 2002'lilere hitap ediyor. Denizli'de yine bir rekor sayılabilecek bir sayıydı. 400'ün üzerinde katılımcı vardı. Ama en çok dikkat çeken, muazzam, liselerdeki katılımcı önceki senelere oranla çok daha fazlaydı. Bunun nedenini geçmiş yılların semeresi olarak görüyorum ben. Geçmiş yıllarda ilk ve ortaokullardaki çalışmaları yapan çocuklar şimdi liselerde. Onlar katılmayı arzu ettiler. Ve taban baskısı oradaki organizatör öğretmenleri, okul idarelerini etkileyerek o turnuvaya katılmalarını sağladı. Bir de tabii çok önemli bir şey, çok katkıda bulunuyorlar öğretmenlerimiz bu konuda. Hakem ya da temel eğitimci görevi yapan antrenörlerin %90'ı milli eğitim kökenli ve öğretmen arkadaşlarımız. Onlar okullarında gerekli faaliyetleri göstererek bu aktivitelerin artmasına neden oluyorlar. Onlar çok önemli bir görev yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bir yandan ben fotoğraflara bakıyorum Turgay Bey. Tabii geçmişlere döndüm. Sevgili Metin'i gerçekten özlem ve saygıyla anıyoruz. Yani çok harikada bir insandı. Denizli adına, insanlık adına büyük bir kayıp gerçekten. Doğrudur. Şu anda fotoğrafını görüyoruz. Çok harika bir insan. Saplancı'da çok gönül vermiş, inanılmaz seven bir insandı. Evet, toprağı bol olsun demeyelim de ışığı bol olsun sevgili arkadaşımızın. Önümüzdeki yıl 10 yıl olacak. 2003'te 9'dayız şu anda. Meral Sürmeli'yle beraber bir tabip kadrosuna getirdik kendisini. Evet. Eski SSK başhekimiydi kendisi. Kendisini biraz daha özlemle, sevgiyle tekrar anıyoruz. Şimdi Turgay Bey, tekrar satrancın başlangıcına dönersek, nedir, nereden çıkmıştır satranç? Nasıl? Yani çok enteresan bu. Çıkış da enteresan. Yani çok bilgi gereken bir şey çünkü yani bu. Şimdi niye düşünüyorum? Çünkü teknoloji ilerledikçe ve arttıkça kaynakları incelemek ve sağlıklı incelemek daha fazla mümkün oluyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar Hindistan'da doğduğu üzerinde hem fikirdi dünya kaynakları. Ben de öyle biliyorum. Evet. Hatta en eski yazıt olarak Sanskritçe'nin olduğu satranç kaynaklarında söyleniyordu. Ama işte Türkiye Satranç Federasyonu'nun sitesinde Mısır'daki yazılı kaynaklardan bahsedildiğini gördüm. Bu tabii ki onların da dayandırdığı bazı yerler vardır. Onların ne olduğunu bilemiyorum. Muhakkak temelde doğru kaynaklardır. Fakat benim bildiğimi anlatayım. İşte zamanında Hint racalarından bir tanesi. Racalar küçük prensler diyelim. Küçük ne diyelim, toprak ağaları o zamanın. Onlardan bir tanesi çok sıkılıyor. Diyor ki bana öyle bir şey öğret ki, vezirine, ben de sana gerekeni yapayım. Vezir oturuyor, düşünüyor, ediyor, satrancı öğretiyor.
O kadar hoşuna gidiyor, o kadar hoşuna gidiyor ki dile benden ne dilersen diyor. Vezir de diyor ben fazla bir şey dilemiyorum. Bana birinci kare için, 64 kare var ya diyor Sayın Racam, birinci kare için bir buğday tanesi, ikinci kare için onun iki katı, üçüncü kare için diğerinin iki katı şeklinde buğday istiyorum diyor. Bunun üzerine Raca talimat veriyor, verin buğdaylarını kaç torbaysa diyor. Ama bir araştırılıyor ki o günkü Hindistan'ın ürettiği yıllık buğday miktarının çok çok üstünde. Yani verin demek matematiksel bir, tabii verdim demekle o, o olmuyor. Bir de tabii şey bir öyküsü var Turgay Bey, onu da izin verirsiniz ben anlatmak isterim. Satranç ve tavla öyküsü var. Tabii bizim tavla, yani bizim gibi toplumlar, özellikle Türkiye ve bizden sonraki işte Irak ya da Suriye gibi toplum veya Mısır gibi topluma baktığımız zaman tavla çok daha yaygın ve dama da yaygın orada. Evet. Şöyle bir öykü anlatılır. Sanıyorum doğruluk payı da var gibi. En azından bir yalanlama ya da başka bir kaynakla ben rastlamadım. İşte sizin söylediğiniz gibi Hindistan'daki racalar bunu İran hükümdarına bir satranç gönderiyorlar. İçinde de bir küçük bir not çıkıyor. İşte satranç, risk almak, geleceği görmek, geniş düşünmek, İşte bu hayattır diyor. Evet. Tabii Buhur Mezir denilen bir vezir, sultanın sultan emir veriyor Buhur Mezir adlı vezirine. Sen öyle bir şey yap ki diyor, biz altta kalmayalım yani. Bunun üzerine Buhur Mezir tavlayı icat ediyor ve bir küçük notla beraber gönderiyorlar. Notta şu yazıyor. Evet. Hayat diyor, gerçekten de diyor işte risktir, geniş görmektir, geleceği görmektir ama biraz da şanstır deyip tavlaya gönderiyorlar. Gerçekten de çok hoş bir öykü. Evet. Satranç ve tavlanın aslında tabii karşılaştıramaz belki ama sonuçta bir de zaman geçirme aracı. Hoş ve muhabbet etme de aracı. Aynı zamanda dostlukları pekiştirme aracı. Tabii tavlanın da enteresan bir öyküsü var. İşte iki kanat var. Bir taraf kış, bir taraf yaz. Tavlanın bütünü işte bir yılı temsil ediyor. İçindeki pullar 30 tane işte ayı temsil ediyor. İşte diğer şeyler haftayı temsil ediyor. İşte 28... Yani çok enteresan bir zamanla da ilgili bir öyküsü de var. Hakikaten çok yaratıcı bir buluş. Tabii tavla ile satrancı temelde ayıran en önemli özellik şans faktörünün satrançta çok aza inmiş olması. Şans faktörü satrançta rakibinizin sağlığının bozuk olması, o gün kafasının bozuk olması, o gün az uyku uyumuş olması. Buna benzer faktörler ya da şans faktörü. Rakibini kızdırmak, onun kılıcı hareketler yapmak. Ona bir hile diyebiliriz ancak. O bir gentlemanci farklı bir şey. Gentlemanci olmaz. Gentlemanci peki, olmaz. Peki devam edeceğiz tekrar. Teşekkür ederim. Evet şimdi satrancı konuşuyoruz. Satranç, 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 satranç denizi, satranç Türkiye, satranç, satranç dünya. Şimdi satrançta normalde bir insan bir olaya bu taraftan ve bu taraftan bakar. Ama satranç oynayan bir insan buradan, 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 buradan. Dolayısıyla satranç aslında çok yönlü düşünmeyi sağlıyor. Evet. Turgay abi hazır ben seni bulmuşken sen de bir satranç oynamak istiyorum abi. Ne dersin bir oynayalım mı abi? Oynayalım. Seni uzun zamandır yenmiyorum abi. Kaç yıl oldu abi? 10 yıldır yenmiyorum herhalde seni. Yeni bizim verir sana. Beni affettiğin için yenmiyorsun bir hadi bakalım başlayalım Turgay abi. Ben çok merak ediyorum. Beni İzleyelim bakalım beyazlara abi. Beyazlara mı bıraktın beni? Lütfen beyazları sen al abi, siyahlar benim abi. Peki ben şahın önündeki piyonu İki adım sürüyorum ileri. Ben de o zaman şahın önündeki piyonu senin tam karşına getiriyorum abi. Benim bunun üzerine düşünmem lazım. Temel ilkelere aykırı olmakla beraber filimi C4 karesine çıkıyorum. Ben de abi o zaman atımı C6'ya getiriyorum abi. Yine temel ilkelere aykırı ağır taş sayılan veziri oyuna sokacağım ben. Tabii senin acemi aslında olduğunu düşünüyorum. Acaba yanılıyor musun? Veziri H5 karesine koyuyorum. Umuyorum bu vezirime bir saldırı düzenlemezsin. Abi düzenlemem lazım. O zaman ben de bu atı buraya getireyim ki senin burada vezirini kaçayım abi. F6 abi buyur abi. Hadi bakalım. Evet çok seni buradan kaçırmam lazım abi. Olduğunu düşünüyoruz ama en zayıf noktaların F7 ve F2 kareleri olduğunu düşünerek vezirle F7 karesindeki piyonu aldığımızda şah çekiyoruz, şahımızı tehdit ediyoruz. Şah acaba vezirimi alabiliyor mu? Abi yedi ayağında bu. Çoban neydi bu matın abi adı ya? Çoban matı mıydı? Çoban matı evet. Vezir
Alınamıyor çünkü. Resil onu kahveye. O zaman ben bir kez daha beyazlarla oynamak istiyorum. Lütfen, peki. Belki yenebilirsin. Biraz zor ama hadi bakayım. Bir de gözün korktu abi senden benim. Yani uzun zaman olmadı, sen bayağı ilerletmişsin Turgay abi. Evet, yine piyonunu çift sürüyorum. Hı hı. Hı hı. Evet. Şuraya oynuyoruz abi. Evet. F6 sürüldü ama yine görüyorum ki bu kareyi, F7 karesini zayıf bıraktım. Acaba ne yapmalıyım? Ben merkezi ele geçireyim. Bu 4 kare çok önemli kareler çünkü. Merkez kare değil mi bunlar? Evet, evet merkez abi. Kareler. Ben de şey oynuyorum abi. G5 bir açılım, yaptık. Bir açma deniyorum abi. Şu evet, abi. Şahın kurenderde kalmasını ve dolayısıyla zatürre olmasını sağlıyorsunuz. Böylelikle ben de vezirle geliyorum. H5 karesinden, H5 karesinden size merhaba diyorum. Şah ve mat. Evet. Ne matı demiştin? Aptal matı mıydı bu? Üstünüze alınmayın. Estağfurullah. Fakat tabii aslında şu önemli. Yani biz işte şahlar, kaleler, işte piyonlar, askerler falan var. Aslında bu bir belki bir savaş oyunu. Tabii, tabii. Kimse belki bunu bilmiyor ama Timurlenk. Evet. Timur, demir sözcüğü, yani Türkçe'de demirin karşılığı. Lenk de Farsça aksak demek. Evet. Timur bir savaşta ayağından yaralanıyor ve bundan sonra adı Timurlenk geçiyor. Yani aksak Timur olarak. Evet. Timurlenk'in en büyük özelliği kendisinin çok iyi satrançı olması. Evet. Belki de hem kendisi çok iyi satrançı oynuyor hem de yakındaki bütün o komuta kademesindeki bütün insanlar, bütün vezirler falan da, hatta bazı bir vezir var ki kendisinden çok iyi oynuyor satrancı. Acaba şimdi aklıma geldi benim. Satranç oynayan bu imparator bunun için mi bu kadar başarılı oldu Turgay Bey? Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi satrançta iki tane önemli kavram var. Bütün alanlarda olduğu gibi. Evet. Taktik ve strateji. Koskoca Timurlenk, yani bu 1402'de biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ı yenmiş bir insan. İnanılmaz bir insan yani. Doğrudur. Bilinir ki tarihte İsmet İnönü satranç oynardı. Atatürk'ün satranç oynadığına dair rivayetler var. Hatta Atatürk'ün bir satranç takımı olduğu ve bu takım bir satranç, Türkçe bir satranç kitabında bu takımın bir fotoğrafı olduğunu biliyorum ben. Strateji ve taktik var satrançta. Taktik, zayıf olan konumları değerlendirerek oyunu kazanma amacını güder. Strateji ise zayıflık olmayan konumlarda zayıflık yaratarak taktiksel konumlara ulaşmayı sağlar. Bunu tabii ki asker olan insanlar, stratejisyenler bu tür oyunları çok daha iyi bilirler. Gerçi şimdi aklıma geldi, bunun konumuzla ilgisi yok ama şimdi Timur deyince biliyorsunuz işte 1402'deki o Ankara Savaşı'nda Timur galip geliyor. Evet. Ve ne yazık ki aslında ikisi de Türk olmasına rağmen bir türlü bir birlikte hareket etme sağlanamadı. Evet. Mektuplaşma falan yapıldı ama bu olmadı bir şekilde. Savaştan sonra 1402'deki savaştan sonra şey yeniliyor. Bizim Osmanlı İmparatorumuz, Sultanımız. Yenilince esir olarak getiriyorlar Timur'un yanına. Evet. Ve gülüyor Timur. Fakat tabii bu içine sindiremiyor bizim Sultanımız. Niçin gülüyorsun diyor. Ben sana yenilmiş olabilirim ama benimle alay edemezsin sen diyor yani. Ben Osmanlı Sultanıyım sonuçta diyor. Yok diyor, ben ona gülmüyorum diyor. Biliyorsunuz onun lakabı Aksak Timur'dur. Bir tanesi diğeri de gözü kördür bizim Osmanlı Sultanımız. O da bir savaşta yine gözünden yaralandığı için gözü görmez. Yok diyor, ben ona gülmüyorum diyor. Dünyanın kaderi diyor, bir körle topala kalmış, ona gülüyorum ben diye şimdi. Böyle bir öykü de vardı. Aklıma geldi. Bunun tabii konumuzda ilgisi yok. Evet abi şimdi... Denizli, satranç, Türkiye. Evet, şimdi Denizli'ye tekrar gelecek olursak, satrancı ben çok önemsiyorum abi. İşte Satranç İhtisas Sporu Kulübü Denizli'nin ilk kurulan kuruluşu. Evet. Kimler var şu an dernek olarak, okul olarak, kurum olarak? Sayalım mı onları da? Şimdi hiyerarşik olarak baktığımızda Denizli Satranç İl Temsilciliği var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün desteği var. Çünkü federasyonumuz Satranç Federasyonu özerk bir federasyon. Özerk olmakla beraber yanlış bilmiyorsam eğer sonuçta Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile bir tür bağı var. Yani sorumluluk zinciri doğrultusunda.
Bunun dışında ayaklarıma hakim olamayınca şeyleri kopartıyoruz, ipleri. Biraz daha yukarı abi. Evet. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği'nin dışında altta kulüpler var. Denizli'de 6-7 tane kulüp var. İşte Satranç İhtisas biliyorum. Denizli'nin ilk kulübü Satranç İhtisas Spor Kulübü 1. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla Belediye Spor var. Belediye Spor var 2. Şimdi yavaş yavaş bizim okulumuzun faaliyete gireceğini aktif olarak düşünüyorum. Pev Kolej'in takım olarak kulübü olabilir önümüzdeki yıllarda yapılanmada. Yeşil Pausen var. Pausen var. Pamukkale Üniversitesi spor kulübü var. Yeşilköy var. Erbakır var. Erbakır yıllarca Türkiye 1. Satranç Ligi'nde mücadele etti. Bu arada konu açılmışken de Turgay abi, şimdi satranç aslında muazzam bir spor. Sonsuz bir spor ve geri dönüşü aslında çok gözlenebilen ve geri dönüşü sağlam olan ve çok da fazla yatırım yapılması gerekmeyen bir spor aslında. Yani çok az paralarla aslında kurumlar böyle bir satranç takımı oluşturabilir. Kesinlikle. Kim dediniz? Kim, hangi kurum var mesela şu an Denizli'de bunu yapan? Daha önce pek çok kurum yapıyordu. Köy hizmetleri yapıyordu bildiğim kadarıyla. Tarım yapıyordu. Şu an yani, kim var abi? Şimdi kurum olarak ne yazık ki adını duyamıyoruz. Bir tek Denizli Belediyesi var. Denizli Belediyesi mi var abi? Evet. Şirketlerden var mı abi? Erbakır. Erbakır var değil mi abi? Bu çok aslında önemli. Çok cüzi bütçeler bunlar aslında. Yani bildiğim kadarıyla benim hani ben buradan Denizli iş adamlarına sesleniyorum. Çok büyük bir prestij aslında bu. Kesinlikle. Ne diyorsunuz bu konuda? Her şeyden önce çok basit olan bir tarafı var bunun. Kendi lokallerinde birkaç tane satranç takımı koyup bulundurmaları yeterli. Çünkü zaten satranç kültürünü ebeveynler almasa bile çocuklar alıyorlar. Çocuklar evde annelerini, babalarını satranç oynayalım diye sıkıştırıyorlar. Kesinlikle. Ne yapacağız? Ne yapacağız o zaman? O anne babalar da bir şekilde ya ben hatırlamıyorum, ben bilmiyorum, yeni öğrendim işte. Şu taş nasıl giderdi gibi kavramları gündeme getirmek yerine kendi bulundukları iş ortamında öğlen saatlerinde çalışma saatleri dışında satrançla vakit geçirebilir ve değerlendirebilirler. Oradan tüm kurumlara buradan sesleniyoruz. Kesinlikle. Desteklesinler satranç çünkü çok basit maliyeti. Tabii. Ve geri dönüşü çok daha büyük. Tabii her eve bir tesis. Tesis çok büyük işte bir tane satranç takımı. Bunu 5 liradan tutun 20 liraya kadar bir yelpazesi var yani. Şey. Ama bir piyonu kaybettiğiniz zaman onu bulamıyorsunuz. Dikkat edin. Peki abi yani Denizli şu an belli bir konuma geldi. İşte bunda Metin Sürmeli'nin büyük katkısı kesinlikle var. Sizin çok büyük katkınız var. Rica ederim. Şu an İhsan Bağcı sağ olsun arkadaşımız. Kesinlikle. Onun bir iş adamı olmasına rağmen kesinlikle çok büyük katkısı var. Şunu buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz İhsan Bağcı'ya. Aybars Polat'ın büyük katkısı var. Erol Gürcan'ın büyük katkısı var. Hepsine selam olsun buradan. Kesinlikle. Hepsine çok teşekkür unuttuklarımız ediyoruz. Unuttuklarımız varsa affetsinler bizi. Vardır mutlaka. Çünkü ufak ya da büyük, çok büyük katkıları olan insanlar var. Onları sevgiyle anıyoruz. Görüntüyü bir daha bir alalım mı? Bizim fotoğrafları ve görüntüleri bir onun üzerine biraz konuşalım. Biraz nostalji diyorlar. Biraz geçmişe dönelim. Evet, dönelim. Ve bakalım. Ekrandan bakıyoruz. Oradan görüyoruz, evet. Buradan bakabiliriz. Evet, Metin Sürmeli. Evet, sevgili abi buyur sen lütfen. 1998 yılında satranç ihtisasın ikincilik maçlarına katıldığı dönemde odamızda çalışma yaparken ve bir tür röportajdı bunlar. İleride bir gün sesi var mı olarak şu an acaba? Var, var. Sesi kesin verebilir miyiz? Mümkün olur mu Hasan? Mümkün değil peki. İşte Engin Yorgancıoğlu, o da mezun oldu üniversiteden. Şu anda çalışıyor muhakkak. Epeydir bir çalışıyor. Devam edelim Hasan. Diğer görüntüler lütfen. Evet. Bu da o turnuvadan bir görüntü. O zamanlar 4 erkek bir bayan oyuncu zorunluluğu vardı. O da güzel bir kural abi. Yani biraz da kızları işin içine sokmak amaçlı çok hoş bir güzel bir kural abi. Evet, bayan masada erkek oturamıyordu. Erkek masada bayan oturabiliyordu. Harika.
Çok güzel. Şimdi o masalı, erkek masanın adı genel oldu. Bu gördüğümüzde Erbakır Fen Lisesi'nde 3 kere Türkiye şampiyonu olan Turhan Yılmaz'ın çoğul bir gösteri maçı. İngilizce deyimiyle simultane ama Türkçesiyle çoğul. Çoğul gösteri maçı. Aynı anda kaç kişi oynuyor şu an abi? O an yanlış hatırlamıyorsam 25 civarında bir oyuncu vardı. Hepsine kazandı. Metin de 40 kişiyle oynamıştı. Evet. Bizim Çınar Meydanı'nda. Evet, evet, o daha büyük şovdu. Evet, devam edelim lütfen. Hatta o zaman Metin'in oynadığı zaman çok iyi hatırlıyorum. Yoldan geçen biri aldı taşı, şöyle bir oynadı. Metin de devam ettiydi. Yine burada Metin ne? Burası? Belediyenin sanat merkezi. Evet. Ali Bahadır. Bahadır'dı o. Turan Bahadır. Turan Bahadır, hı-hı, sanat merkezi. Hı-hı. Metin sağda Canberk Atilla, o da mezun oldu şimdi, mühendis çalışıyor. Solda yine gençlerden biri, o da çoktan beri çalışıyor. Bu da bir dönem... Yabancı gelmedi bana bu. Metin adına kurulan derneğin bir lokali vardı. O lokalde çocukları çalıştırıyorduk. Gördüğünüz gibi kanter içinde göğsümüze kadar terler akmış. Alnımızın teriyle çocuklarımıza destek vermeye çalışmıştık. Gerçekten evet. Bu İstanbul'dan... Çok, çok güzel bir... Bunu biraz açıklayalım abi lütfen. Evet, İstanbul'da Kerim ve Selim Altınok kardeşler... 50 yaş civarındalar şu anda. Onlar ikisi de satranç görme engelli milli takım oyuncuları. Aynı zamanda sanatçılar, saz çalıyorlar, mandolin çalıyorlar. Aynı zamanda bilgi işlem konusunda da oldukça iyiler. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bunlar. Gözleri emekli görmeyen avukat. İki kişiden bahsediyoruz şu an. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Harikulade, harikulade. Yani onlar bir ışık diğer görmeyenlere. Şu anda İstanbul'dalar birlikte yaşamlarını idame ettiriyorlar. Dikkat ediyorsanız farklı bir satranç takımı var. Oradaki siyah kareler yüksektir. Oyuncular el temasıyla yüksek karelerin siyah olduğunu anlıyorlar. Taşları dokunarak hissedebiliyorlar ama siyah taşların tepelerinde bizim eskiden kabara dediğimiz çiviler var. O çivileri hissettiğiniz zaman onun, o taşın siyah olduğunu biliyorsunuz. Hı hı. Evet, bu da ayrıntılar izledik. Evet, devam edelim lütfen. Evet, burada tanıdık simalar var. Besim Ogelman var. Oğlunuz benim, var. Benim oğlum Furkan Yıldız var. Evet. Uzun yıllar öncesinden evet. Evet. Yine bir takım herhalde. Turnuvası. Kulübümüz... Bu arada aslında elektrik mühendisi odasına ben buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten çok uzun yıllar bu satranca gönül ve emek verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kesinlikle, kesinlikle. Başka hangi kurum vardı bu? Diş hekimleri bir turnuva düzenledi galiba. Diş hekimleri yaptı, tabipler odası destek verdi. Yani, ama elektrik mühendisi odası bunun içinde en çok uzun yıllar, soluk büyüdü, çok yıllar. Mi? Tabii ki bunda Erol Gürcan'ın kişisel katkıları da azımsanamaz. Sağ olsun. Evet, devam edelim. Evet, çok sempatik bir görüntümüz var. Kareye sığamadılar. Şimdi televizyonun ekranına sığamıyoruz. Evet. Devam edelim lütfen. Evet, burada da İbrahim Bey siz varsınız. Benim tabii ben bir dönem başkanlık yaptım. Satranç İstihbarat Spor Kulübü'nün herhalde o dönemlere ait. 96 dönemleri. Daha sonraki yıllar. Daha sonraki miydi? Daha sonraki yıllar. Benim fotoğrafçı 2009. Benim fotoğrafçılığa merakımın arttığı dönemler. Çünkü bu fotoğrafları ben çekiyordum. Bu da Delikanlı benim oğlum. Şu an sol taraftaki Furkan Yıldız. Evet. Sağ olsun koçum benim. Evet, maşallah. Devam edelim abi. Yine bir turnuva abi. Evet, görüyorsunuz pet şişeleri. Çünkü salonlar sıcak. Kavruluyor çocuklar. Kapalı spor salonunda bayağı sıkıntılı maçlar oluyordu, turnuva maçları. Şimdi diliyoruz ki daha rahat, daha az gürültülü salonlar olsun. Çünkü ses biliyorsunuz konsantrasyonu bozan kavramlardan biri. Tek dileğim benim turnuva salonlarının sessiz olmasıdır.
Yine bir başka ödül töreni satranç sonucunda. Evet. Ödülünü almış gençler de mutlular. Evet, devam edelim. Bitti. Abi şimdi tabii sona doğru geldik. Satranç sonsuz, olağanüstü, korkunç bir dünya. Yani burada sonu ucu bucağı belli değil abi. Kesinlikle. Deniz'deki satrançla ilgili ebeveynlere ve çocuklara öneriniz nedir abi? Ebeveynlere... Bu işin bir ustası olarak, bir antrenör olarak, eğitmeni, hocası olarak abi, bilirkişisi olarak abi. Estağfurullah. Ama birinci kural, her alanda olduğu gibi, her alan için geçerli olduğu gibi, satranç bir tercihtir. Yani bir kişi basketbolu seçebilir, satrancı seçebilir, voleybolu seçebilir, halk oyunu oynamaya merak salabilir, onu seçebilir. Seçtiği alanda çalışmasını pekiştirmesi gerekmektedir. Yani satranç aslında bir kursa giden bir satranç öğrencisini düşünelim, satranç geliştiren bir çocuğu düşünelim. Kursa gittiği süreçle kendisini bırakmamalıdır. Ev çalışması kesinlikle gereklidir. Ebeveynler çok cüzi kurs masrafları vererek ne kadar çocukla, mesela cüzi derken yani 20 lira 25 lira 20 liradan abi. İşte attım size 50 liraya kadar varan saat süreleriyle bağlantılı, doğru orantılı olan çalışmalar yapılmak. 25 lira haftalık bir aylık ödeme 25 aylık, lira. Yani 20 gerçekten... 50 60 yani o ama ben çocuklara şunu tanımlıyorum her zaman. Hı-hı. Diyorum ki çocuklar bakın siz evde çalışmazsanız annenizin, babanızın sizin gelişiminiz için, bir alandaki gelişiminiz için ayırdığı bütçeyi kağıt paraysa uçak yapıp pencereden atıyorsunuz. Hı hı. Nereye gidiyor? Çocuklar cevap veriyor. Çöpe gidiyor öğretmenim. Evet diyorum, bunu yapmayın lütfen. Ve ebeveynler de lütfen diyorum okul döneminde almış oldukları bu program ya da kurslar olarak almış oldukları bu programı evde lütfen destekleyin. Ben mesela kendi adıma PEV Kolej'deki tüm veli toplantılarında velilerime bunu anlatıyorum. Çocuklarıma sınıflarda veya birey olarak anlatıyorum. Bu çok önemlidir. Çünkü emeğinizin karşılığı ancak çalışmayla gelişir. Başka peki abi diyelim ki ben çocuğum var ve başvurmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kime başvuracağım? Nasıl yapacağım? Ne açıdan başvurmadan yani bahsediyorsun? Kurs alması, çocuğun satranç öğrenmesini istiyorum ben çocuğum. Yani bunun pek çok yolu var. Kendi okullarında öncelikle araştırsınlar, hı-hı, veliler. Hı-hı. Çünkü her okul olmasa bile okulların büyük bir çoğunluğu kendi iç bünyelerinde bu kursları vermektedirler. Ya da ders olarak işlenmektedir. Ek ders olarak, hı-hı, işlenmektedir. Hiçbir bu ortamda şeyi olmayanlar, yanlış bilmiyorsam ekonomik imkanı yeterli olmayanlar sanıyorum belediyemiz bu konuda destek vermektedir. Açıyoruz, ve ücretli belediyesi olmadığını, evet, duyuyorum ücretsiz, ben. Tamam. Aynı şekilde onlar da olabilir. Ya da il temsilciliğiyle temas edilerek o alanlardan beden terbiyesi kurs açıyor. Gençlik orası Spor olabilir, İl Müdürlüğü'nün sanıyorum yeni yeri eski İstiklal'in sonundaki tekel binası orada sanıyorum bu çalışmalarda satranç yapılmaktadır. Satranç İhtisas Spor Kulübü'ne başvurabilirler. Satranç İhtisas Spor Kulübü'ne. Yeşilköy Spor Satranç Kulübü'ne başvurabilirler. Başka kulübümüz var mı? PEV Kolejimiz var. PEV Kolejimiz var, tabii, oraya başvurabilirler. Tabii, tabii, tabii. Demek ki aslında istedikten sonra tabii. Kesinlikle bunu öğretmemenin bir yolu yok. Çok basit. Başvurmak da kolay, öğrenmek de çok kolay. Evet. Son söz. Satranç bir akımdır. İnsanın kendini geliştirmesi ve çevresini geliştirmesi açısından bir faydadır. O zaman bugünden başlayarak biz çocuklarımıza satrancı öğretelim, geliştirelim ve daha ileri giden bir toplum olmanın yolunda en önemli bir işlevimizi yerine getirmiş olalım. Buradan ben hem iş adamlarına hem kurumlarımıza hem anne babalara sesleniyorum. Satranca lütfen önem verelim, satrancı destekleyelim. Çok az bir bütçeyle çok daha büyük işler başaracağız. Kesinlikle. Hoşçakalın.